Merhabalar, 21 Aralık AYT tarih sorularının çözümleriyle beraberiz. İlk sorumuz Emevilerle ilgili bir soru. Emevilerde biliyorsunuz Arap milliyetçiliği vardı, biz buna mebeli politika tutuyorduk. Onlarda Müslüman ve Arap olmayan herkes kule kabul edilmişti. Bu milliyetçiliğin göstergesinin olmadığı şıkkı istiyor. Resmi Arapça olması tabii ki gösterir. İlk kez Arap parasının bastırılması evet milliyetçi bir özelliktir. Ancak Kuzey Afrika Fethi'nin tamamlanması tamamen askeri ve siyasi bir gelişme olarak alınmalıdır. Yine burada da Arap asıllılığın görev altına alınması Arap milliyetçiliğinin kanıtıdır. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde görülen aşağıdaki durumlardan hangisi göçebe yaşam biçiminin bir sonucudur diyor. Göçebe yaşamda Saray, tapınak ve manastır göremeyiz. Zaten mimari alanda gelişmek mümkün değildir göçebe yaşadığımız için. Hapis cezalarının kısa sürmesi, evet hapis cezaları göçebe yaşamdan dolayı kısaydı diyoruz. Ee, evet, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettikten sonra şehri bir bilim, kültür ve ticaret merkezi haline getirmeye çalıştığını görüyoruz. Hangileri bunu kanıtlar diyor? Tabii ki Seman Medresesi'nin açılması, orada eğitim verilmesi bunun bir kanıtıdır. Çeşitli zanaat sahiplerinin İstanbul'a davet edilmesi aynı şekilde önemlidir özellikle ticaret için ama yönetimde devşirme kökenlerine yer verilmesi bu tamamen merkezi otoriteyi güçlü tutmakla alakalı bir durumdur. Bu merkezi otorite için yapılmış bir çalışmaydı. Evet 28. soruda Osmanlı Devleti'nin iskan politikası ile ilgili bir soru sormuş hangisi bununla ilgili değildir diyor. Biliyorsunuz İskan politikasında amaç Rumeli'yi Türkleştirmekti, orayı Müslümanlaştırmaktı. Göçmenleri yeni yerleşim bölgelerine yakın yerlerden evet seçiyoruz. Aralarında husumet olan ailelerden seçiyoruz. Evet. Fakat şurada görmüş olduğunuz Hristiyan ailelerden alınan çocukların Müslüman ailelerinin yanına verilmesi önce Pençik sistemi adıyla görüldü. Arkasından devşirme sistemi olarak karşımıza çıktı. Yanıt A şıkkı olmalıydı. İkinci meşrutiyetin ilanından sonra İttihat ve terakkinin milliyetçi uygulamaları da eklenince e, milli iktisat politikası gündeme gelmiştir. Hangisi bunun bir kanıtı olarak gösterilemez diyor. Şurada liberal iktisadi sistem diyor arkadaşlar. Özgürlükçü ve özel e, üretimi e, teşvik eden anlayış henüz gelmedi arkadaşlar. Devletçi bir anlayış vardı bizde. Zaten bir süre sonra kapitülasyonlarla ekonomi tamamen bizim kontrolümüzden de çıkmıştı. Yanıt değişik olmalıydı. Osmanlı Devleti Osmanlıcılık ve İslamcılık fikirlerini devlet politikası haline getirmiştir. Almanya bu fikirleri desteklemiş. Ancak İngiltere karşı çık, Rusya özür diliyorum karşı çıkmış. İngiltere ise sadece Osmanlıcılık fikrini desteklemiştir. O halde yapabileceğimiz yorum nedir diyor. Gördüğünüz gibi burada her Avrupa devletinin kendi siyasi çıkarlarına bağlı olarak farklı politikaları desteklediğini görmekteyiz. Burada Diğer şıklara bakacak olursak Almanya, Rusya'nın sıcak denizlere inmesini istemektedir. Tabii ki böyle bir durum söz konusu değil. Herhangi bir Avrupa devletinin bir e, diğer devlet için olumlu bir beklentide olmasını beklemiyoruz. Sonra Osmanlı'cılık ve İslamcılık fikrinin başarıya ulaşıp ulaşmadığını yukarıya bakarak bilemeyiz. Osmanlı'nın dağılmasında bu fikirlerin önemli rol oynadığını yine bilemeyiz. Sadece diğer devletlerin e, politikalarından, bize uyguladıkları politikalardan bahsetmiş çünkü modernleşmeye engel olmuştur. Bununla ilgili de herhangi bir yorum yapmamız paragrafa bakarak mümkün değildir. 17. yüzyılda Avusturya ile yaptığı savaşları genellikle kazansa da diplomasi de bu gerçekleşemiyordu. Yani masada kaybediyorduk. Bunun sebebi neydi? İç isyanlarla uğraşıyorduk ve yeniden bir savaşı göze alamıyorduk. Masadan anlaşamayarak kalkarsak eğer bize asker lazımdı, savaşa gönderecek. insan lazımdı ama hem tımar sistemi bozulmuştu. Hem Yeniçeri sisteminde bozulmalar vardı. O yüzden aldığımız savaşlarda anlaşmayı kabul etmek zorunda kalıyorduk. İlmiye sınıfı kim vardı İlmiye sınıfında? İlmiye sınıfında zaten divanda bulunanları söylüyorum. İslam vardı ve Kazasker vardı. Sonra onların atadığı kadı, müderris de burada bulunuyordu. Şeyhülislam din işlerinden sorumluydu biliyorsunuz. Kaz ise hukuk ve eğitimden sorumluydu. Yani ilmiye sınıfı üçüyle de ilgilenirdi. İlmiye sınıfının en büyük göstergesi de bunların medrese kökenli olmasıdır. Medrese kökenli. Evet, Lozan anlaşmasıyla e, bir ilgili bir soru. 48. maddede geleneklerine bağlı kalarak azınlıklara kişisel hükümlerin verilebileceğini söylenmiş, söyleniyor hukuksal olarak. Ancak daha sonra medeni kanunu kabul ediyoruz İsviçre'den alınan ve o dönemde en güncel, en çağdaş e, kanun da oydu zaten. Buradan sonra e, azınlıklar da bu kanunlara uymak istediler. O zaman hangi yorumları yapabiliriz diye sormuş. Azınlıklar arasındaki sorunlar giderek artmıştır. Tam tersi bir azalma görüyoruz aslında. Uygulamalarda ikilikler ortaya çıkmıştır. Tam tersi bu uygulamaların ikilikten kurtulduğunu görüyoruz. E, yasalar huzu, sosyal huzuru ve güvenliği tabii ki arttırmıştır. Birinci İnönü Muharebesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurduğu düzenli ordunun batıda kazandığı ilk askeri zaferdi batı cephesinde. Hem iç hem dış politikada önemli gelişmeler meydana gelmişti. Hangileri iç politikaya ait olduğu savunulabilir diyor. İsmet Bey bizim komutanımız, komutanımız ve rütbesi generalliğe yükseldi. Tabii ki alakalı. Londra Konferansı'nın toplanması ise iç politika değil, dış politika ile alakalı bir durumdur. Çünkü biz Londra Konferansı'nda kiminle karşı karşıya geldik, kiminle buluştuk? İtilaf devletleriyle bir araya geldik. O yüzden bu dış politikayı ilgilendirmektedir. Teşkilat Esasiye Kanunu'nun kabul edilmesi 1921 Anayasası diyoruz. Biz buna hızlı karar alabilmek adına çıkartılmıştı. Güçler Birliği vardı ve Kurtuluş Savaşı boyunca da görev almıştı. Ee, bunu kullanmıştık. Yani burada yanıt 1 ve 3 olacak iç politikayı ilgilendiren. Teşekkürler.